Herkese merhabalar. Nodül vakasını nasıl iyileştirdik, teşhis koyarken nelere dikkat ettik ve bu iyileşme sürecinde nasıl bir yol izliyoruz? İsterseniz vakit kaybetmeyelim, gelen ses hastamızdaki değişimi birlikte gözlemleyelim ve üzerine konuşalım. Hadi başlayalım. Görselde görmüş olduğunuz ses kaslarına sahip öğrencim aslında bir öğretmen, İngilizce öğretmeni ve öğrencilerine ders anlatırken de ister istemez sesini çok fazla zorluyor ve bu durumunda aslında sesiyle çok ciddi derecede ilişkisi var. Zaten doktor da bu yönlendirmeyi yapmış, demiş ki çok zorluyorsun sesini ve sesini zorladığın için de ses kaslarında böyle bir nodül durumu olmuş diye bir yönlendirme yapmış. Fakat ben bu noktada çok fazla bu durumun kaynak olabileceğine inanmadım. Çünkü burada birincisi ses tellerinde ciddi bir hava durumu söz konusuydu. İki, ses kaslarının özellikle tizleri oluşturan uç kısımlarına geldiğimizde çok yoğun bir hava gelme durumu vardı. Ve seste gelen belirtiler de bana direkt reflüyü hatırlattı. Bu noktada sağlıklı bir yönlendirme maalesef alamadık ama ben ses tellerinin bu görsel videosunu kendim talep ettim. Dedim ki lütfen bana bir videolu görüntü at, ben de tam olarak ne var bir görebileyim. Ardından bu görseli attığında reflü olduğuna iki yerden kanaat getirdim. Dikkat ederseniz bir, ses tellerinin uç kısımlarında ciddi beyazlıklar ve orada kızarıklıklar söz konusu. İkincisi, dil arkasında ciddi anlamda reflü belirtisini gösteren durumlar var, hasarlar var. Dolayısıyla bu lezyonları görmek ve buradaki etkileri görmek bir ses terapisti olarak direkt bana evet bu seste reflü etkisi yoğun bir şekilde var diyette neler var diye soracaksınız. Aslında yok yok. Yani öyle bir diyet ki neler yiyebilirim diye soruyorsunuz. Bir kere salça yok. Daha sonrasında asitli limon, greyfurt yok, kahve yok, çay yok, kızartma yok. Yani aklınıza ne gelecekse mutlaka içinde bizim yasaklayabileceğimiz besinler var. Dolayısıyla bu noktada çok ağır bir reflü diyeti yazdık ve dedik ki bir süre bu diyette gitmen lazım. Bununla birlikte tabii ki yine uzman bir doktora görünüp yine mide rahatsızlığı açısından ilaç kullanımına da başladık. Ve bu süre içerisinde daha egzersizlere girmeden sadece terapi anlamında hazırlığımız olması için mide sağlığını toparlamaya çalıştık. Çünkü mide sağlığının yarattığı en büyük sorun ses tellerinde şişme, kuruma ve doku üzerinde yaralanmaların oluşması. Bunun önüne geçebilmek için de bizim önce mide sağlığını toparlamamız gerekiyordu. Beraberinde ne yaptık? Nebulizatör aldık. Nebulizatör solumayla nemlenme sağladı. Ya. Çok iyi. Çok da iyi. Güzel, güzel hocam. Staccato Türkçe'de kesik anlama gelen ve ses tellerinin birbirine sık bir şekilde kapanıp açılma hareketini yaparak özellikle bu rahatsızlığın ardından oluşan bu kasılma probleminin önüne geçmek için yaptığımız bir idman tipidir. Ve bu ses tellerinin daha kolay bir şekilde rezonans oluşturmasını da sağlar. Bu kaybedilen kapanma açılma hareketinin sağlanması ses kaslarının arasından hava geçip oradaki kuruma oluşumunun da önüne geçer. Ve rezonans oluşmaya başladıktan sonra da ses kasları hem güçlenir hem de bu kurumayla birlikte oluşan dokudaki hasarlanmalar da yavaş yavaş azalır. Örnek. Şimdi sizde.
ses. Yaptığımız ikinci idman U glissando idmanı. U glissando idmanında arada oluşan dalgalanmanın ses tellerinde kasılmaları esneterek yapmanızı sağlar. U glissando kelime anlamıyla kaydırma idmanı olarak geçer ve sesi kaydırarak yaparsınız. Erkek ses örnek. Şimdi sizde. Kadın ses. Thank you.
Şu an bu videoyu izlerken siz de eğer aynı sorunları yaşıyorsanız öncelikle hiç kafanıza takmayın lütfen. Çünkü bu problemin kaynağını bulmak, hatanın, sıkıntının nereden geldiğini anlamak ve orayı iyileştirdikten sonra idman sürecine girmeksizin iyileşmeniz için zaten gereken adımlar demek. O yüzden eğer çalışıp da sesinizi düzeltemediyseniz, birçok şey deneyip hala aynı sorunu yaşamaya devam ediyorsanız lütfen paniğe kapılmayın. Dediğim gibi kendinizi iyi dinleyin, sıkıntınızı iyi fark edin ve doğru bir planlamayla sağlığınıza kavuşun. Sizlerin sorularını merak ediyorum. Aşağı lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala da lütfen abone olup devamını da takip etmek için bizleri izlemeyi unutmayın. Sevgiler, hoşça kalın, görüşmek üzere.